Evet, merhabalar. Bugün 21 Mayıs. Bakalım bugünün enerjileri bize ne anlatıyor? Hep beraber şöyle bir göz atalım. Şimdi Ay Boğa burcunda seyrini bugün hala devam ediyor. Dünkü videoyu izleyenler hatırlarlar. Tekrar etmek istemiyorum. İzlemeyenler de dünkü videoyu bir izlesinler. Bugünlerde hayatımızı rutinler oluşturmak, istikrarlı ve güvenli ortamlar yaratmak ve elimizdeki mevcut projeleri geliştirmek ve üzerinde değişiklikler yapmak için çok uygun zamanlar. Yeni bir projeyi yeni aktivitelere başlamaktansa elinizde olan mevcut durumları onarmak, düzeltmek, eyleme koymak aslında bugün daha mantıklı duruyor. Yeni karar almak ya da yeni bir şeye başlamanın çok uygun olmaması bize Neptün'ün vermiş olduğu bir durum aslında. Çünkü Neptün transi bize hayatınıza etkileyecek olan kararlardan kaçının diye uyarı yapıyor. Siz mutluluk getireceğine inandığınız bazı planlarınıza ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Bunun yanında sanki bir şeyler size hep böyle geride tutuyormuş gibi hissetmeniz de mümkün. Bu durum belki sizin cesaret eksikliğiniz veya sağlığınızla ilgili konulardan kaynaklanıyor olabilir. Belki işiniz ya da kişisel partneriniz şüpheler yaşıyor da olabilir. Belki işinizde de yaşıyorsunuz, partnerinizde de. Sabır ve sebat İnanın bana sizi ödüllendirecektir. Canlılığınız geri dönecek. Çünkü Satürn'ün ve Güneş'in arasındaki uyumlu açı aslında bizlere çalışkanlık enerjisi verecek. Hedeflerimize ulaşılabilir. Başkalarının çabalarını fark etmemizi sağlayabilir. Başkaları bizim çabalarımızı da fark edebilir. Ve bunun karşılığını da alabileceğimizi söylüyor. Şimdi geçmişte zahmeti görünmüş olabilecek bazı faaliyetler şimdi sabır ve cesaretle yeniden ele alınabilir. Kesinlikle. İlerleme için çok iyi bir dönem çünkü. Bir de bunun yanında Neptün'ün baş noktamız olan MC ile yapmış olduğu uyumlu bir açı seçtiğimiz herhangi bir meslekte yaratıcılığımızı ifade etme şansına sahip olabileceğimizi söylüyor. Ayrıca iş yerinizde kendiniz olma, kendinizi istediğiniz gibi tanıtma, gösterebilme şansına sahip olacağımızı da gösteriyor. Tabii başka insanlar fikirlerinizi dinlemeye de hazır olabilecek olan bir enerji de mevcut. Evet, bugünlük bu kadar. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.